Günümüz sanatı, Dada ya da sürrealizm gibi tarihsel bir sanat akımı değil aslında. Piyasa ve kültür endüstrisine angaje olmuş yeni medya sanatından da başkalaşır. Günümüz sanatı, eleştirel bir düşünme ve araştırma pratiğidir. Nasıl ki piksel bir ekranda oluşan görüntüde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birimse, günümüz sanatı da küçücük bir başkalık yaratma olasılığıyla ilgilenir. Günümüzde yapılan, mesela bir tablet bilgisayarla yapılan her resim günümüz sanatı olarak kabul edilebilir mi? Bence hayır. Ama o resim mesela günümüzde uğraştığımız bir konu hakkında bizi sorgulamaya, bizi bazı şeyleri eleştirmeye sevk edebiliyorsa, buna aracılık edebiliyorsa buna günümüz sanatı diyoruz. Yani her teknolojiyle yapılan her eser günümüz sanatı olarak kabul edilmiyor. Agamben'e göre günümüzde var olabilmenin yolu, kendi zamanının karanlığına göz dikebilmek için zamane olanla hemhal olmaktansa onunla bir mesafe kurabilme ve ondan ayrılabilme becerisine bağlıdır. Yani teknolojik araçları sanat üretiminde körü körüne kullanmaktansa, örneğin yapay zekanın sanatsal pratiği nasıl etkilediğini sorgulayarak bilinmeyen olasılıkları eserle açığa çıkarmaktan bahsediyoruz. Bu yüzden de günümüz sanatının güncelliği son derece çelişkili gibi duran küçücük bir noktada ortaya çıkıyor. Günümüz sanatçıları içinde yaşadıkları dönemde hakim olan popüler ve kanıksanmış teknolojileri, bilimsel araştırma yöntemlerini, örgütlenme pratiklerini, anlatıları ve malzemeleri kullanır ancak, burası önemli, onları yalnızca kullanmakla kalmaz, onlarla derdi vardır. O halde günümüz sanatı, sanatçıların mesele edindiği sorunu ve eleştirileri bizzat sanatsal üretim süreçlerine katabilme yetisiyle ortaya çıkıyor. Böylelikle hakim olanı yeniden üreten kültürel endüstri ürünlerinin yanında başka olasılıklar, görme biçimleri ve düşünme yollarının nasıl ortaya çıkabileceği sanatsal bir üretimle tartışmaya açılıyor. Benim ilk yaptığım çalışmalardan bir tanesi, küratörler araştırmalardan bir tanesi kakofoni. Kakofoni aslında antik Yunanca'dan gelen bir sözcük. Kakos, kötü demek. Fone, ses demek. Yani kötü, uyumsuz, yönetilemez, armonisiz olan bir ses demek. Bir durum demek aslında, kakofonik bir durum.